Merhaba, hoş geldiniz mutfağıma. Sizlere tencerede çok kolay yapımı olan İzmir köfte tarifim var. Bunun için bir köfte yoğurmak için bir kap aldım. İçine 300 gram kadar kıymamı ilave ediyorum. Bir yumurtamı da ekliyorum. Rahatça yoğurabileceğim, köftemi rahat rahat yapabileceğim bir kap seçtim. İçine yarım bayat ekmek kırıntılarını koydum. Baharatlarım var. 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı kekik, 1 çay kaşığı karabiber, 1 dolu çay kaşığı tuzum ve 1 çay kaşığı kırmızı toz biberim var. Pul biber de olabilir. Maydanozlarım var. 20 dal kadar maydanozum var. İsteğe göre artırıp eksiltebilirsiniz. Maydanozlarımı küçük küçük doğruyorum. Bir büyük soğanım var. Onları da küçük küçük doğruyorum. Soğan ve maydanozlarımı yoğurma kabıma ilave ediyorum. Bütün malzemelerimi kabıma aldıktan sonra köftemi güzelce yoğurmaya başlıyorum. Köfte yoğururken birkaç dakika şöyle özdeşene kadar yoğurmanız çok önemli. Hem daha güzel şekil verip hem lezzet açısından özleşsinler. Yoğurdum ve İzmir köfte şeklinde tabağımda bir kenarda duruyor, aldım. Şimdi 2 yeşil biberim var. Onları da küçük küçük doğruyorum. Tenceremin altını yaktım. 3 yemek kaşığı sıvı yağını ilave ediyorum. Doğramış olduğum 2 tane yeşil biberimi de tencereme ilave ettim. Onlar orada kısık ateşte sotelenirken bir büyük boy domatesi küp küp doğradım. Kavrulan biberlerimi şöyle bir kontrol ediyorum. Pişip pişmediğine bakıyorum. Şöyle alt üst ederek hepsinin eşit miktarda kavrulmasını sağlıyorum. Doğramış olduğum bir adet büyük boy domatesi de içine ilave ettim. Kabuklarını soydum ben. Domates suyunu biraz saldıktan sonra bir yemek kaşığı salça ilave ettim. Salçayı da güzelce kavuruyorum. Salçanın güzel kavrulması yemeğe daha çok lezzet verecektir. Yağda hepsini güzelce kavurdum. 4 adet büyük boya yakın patatesim var. Onları da parmak kalınlığında doğruyorum. Yine tercihen az veya çok kullanabilirsiniz. 4 tane patatesimi parmak kalınlığında doğradım. Patatesleri de tencereye ilave ediyorum. İki klasik su bardağı sıcak su ilave ediyorum.
1 tatlı kaşığı tuz. Köfteleri güzelce tencereme diziyorum. Bu tencere 8-10 kişilik rahatça yemeği çıkar. Sekiz kişilik rahat bir iftar yemeği, akşam yemeği olabilir. Bir adet kapya biberimi ince ince doğrayıp üzerine süsledim. Bir adet de yeşil biberim var. Onları da aynı şekilde ince doğrayıp tekrar diziyorum. Dilerseniz siz domatesle de süsleyebilirsiniz. Bu tür yemeklerde kabuğu soyulmuş domates tavsiye ederim. Tercihen daha güzel oluyor. Tekrar bir su bardağı sıcak su ilave ettim. Ama bardaklarımı 3 bardak toplamında ilave ettim ama tam dolu olmayacak şekilde. 3 su bardağı klasik sıcak su bardağı ilave ettim. Şimdi kapağını kapatıp ortadan biraz kısık derecede ateşte pişmeye bırakıyorum. Benim yemeğim 45 dakikada pişti. Çok güzel de lokum gibi oldu. Siz de yine kontrollü bir şekilde pişirirsiniz. Muhteşem oldu gerçekten. Hem iftara hem akşam yemeklerine uygun bir ana yemek. Şimdi size köftelerin nasıl piştiğini göstereyim. Beş dakika sonunda içi de çok güzel bir şekilde pişti. Köfteler de harika görünüyor. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun diyorum. Mutlaka tavsiye edebileceğim güzel bir ana yemek. Videolarımı izleyerek kanalıma abone olan, beğeni ve yorumlarıyla bana destek veren tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.